Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 25 Ekim 2024'ün ilk videosu. Çok güzel bir maç oynadık mı düşündürücü. Güzel bir sonuç aldık mı düşündürücü. Ama ben birkaç tane şeyi e, özellikle ve özellikle önünüze sunmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi kısım kısım inanın başlığı ne bir şekilde belirleyeceğimi bilmiyorum. Mourinho maçtan sonra açıklamalarda bulunuyor bizden daha üst seviyede bir takıma karşı oynadık. Premier Lig'de daha fazla kalite, yoğunluk, tempo her şey var. Çocuklarım harika bir maç oynadı. Şimdi bak şu cümle var ya beni benden aldı. Çocuklarım harika bir maç oynadı. Maçı sağ bekte oynayan bir stoper ve sol bekle oynayan bir sağ bekle bitirdik. Çılgınca bir yapboz yapmak zorunda kaldık ama performansımız olağanüstüydü ve oyuncularımdan daha fazlasını isteyemezdim. Şimdi bakın. Gerçekten ve gerçekten şunu söyleyeyim. Biz bazen eleştirirken dozunu kaçırıyoruz. Doğru. Ama bizim de haklı olduğumuz noktalar var. Samsun maçında takım berabere kalmış. Ya Jose Mourinho'nun savunması, konuşması insanı çileden çıkartıyor ya. Ya arkadaş savunma yapıyorsun. Yani... De ki evet şu dakikalarda kötüydük, şöyleydik, böyleydik. Aksine sanki böyle alay eder gibi konuşmalar. Sanki böyle küçük görür gibi konuşmalar. Tarafta da daha le çıldırıyor. Bak ne diyor? Bu maça çok iyi hazırlandık. Açık ara iyi olan bizdik. İkinci araya da harika başladık. En iyi periyodumuzda bir şeyler oldu. Ondan sonra maçın duygusu değişti. Penaltı pozisyonuna kadar maçın hakimi Fenerbahçe. Lafım yok. Maçın iyisi de Fenerbahçe. Penaltı pozisyondan sonra tam tersi. Onu da söyleyeyim. Açık açık bak. Kırmızı kartla ilgili söyleyebileceğim tek şey Avrupa'da oynamayan bir takıma gideceğim herhalde. Hani Fenerbahçe'den sonra takımın birinci dakikadan itibaren harika bir performans sergiledi. Daha iyi olan taraf bizdik. Ona harika kurtarışlar yaptı. Onun ben mental... Kaleyi bulan bir şutları vardı ilk yarıda. O da gol oldu. United kısmında bir şeyler oldu. Ne olduğunu söyleyemem ama Bright'ı kaybettik. Bakın United kısmında bir şeyler oldu ne olduğunu söyleyemem ama Bright'ı kaybettik. Bright dedi o sayıdan bahsediyor. O sayıyı kaybettik. UEFA listesinde bazı oyuncuları da dışarıda bırakmak zorunda kalmıştık. Bu şartlar altında harika bir oyun oynadık. Yani demek istiyor ki mecburduk listeyi tam yazamadık. Ona rağmen de bunlar oldu diye. Normal şartlarda Manchester United'dan 1 puan almak iyidir. Ama bu şartlar altında iki puan kaybettik. Şimdi bana sorsanız, ben adaletli bir insanım. Beni bilen bilir. Bana sorsanız Fenerbahçe'de hak ettiği puan aldı. Manchester Diyor ki Osa'yı 3 hafta sakatlandı. Milli takıma gitti ama orada ilginç şeyler yaşadı. Libya'da başlarına ilginç şeyler geldi. Kendisini oynattık. Sahada kaldığı sürece çok iyi iş çıkardı ama yaşadığı şey sakatlık değildi kramp girdi. Yani Osa'yı sakatlandığı için oyundan çıkmadı kramp girdi diyor. Bu sevindirici. Niye sevindirici? Bu durum maçında en azından bunu göreceğiz. Yani ben mesela bu videonun başına şunu koyacaktım. Açıkçası ben çok sordum. Arkadaşlar o sayının kesece sakatlık mı? Transfer sakatlığı mı diye. Yani sözleşme sakatlığı mı diye. Herhalde sorunun cevabı verilmiş oldu diye düşünüyorum. Yani sorunun cevabı verilmiş oldu değil mi arkadaşlar? yani çocuklarım harika bir maç oynadı. Bak bu çok enteresan bir şey. Çok enteresan bir açıklama. Yani Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da bir takımda oynayacağım. Ee, Avrupa oynamayan bir takımda oynayacağım demek. Ya düşünseniz arkadaşlar bak. Cikuyu sağ beke çekiyor. Mert Müldür'ü sol bekte oynatıyor. Yani bu şartlar altında düşündüğünüz zaman yani eğri oturalım doğru konuşalım. Şu şartlarda yani Galatasaray gitsin sağ bekini solda oynatsın. Sol bekini sağda falan oynatsın. Ayakta alkışlarsınız. Bak Okan Buruk'un zekası falan dersiniz. Ama Mourinho'ya geldi miydi? Bunlar es geçilecek. Neyse. Olağanüstü bir performans sergiledik. United gol atabileceklerini bildiğimiz şekilde bir gol attı. Kanat oyuncularının hızı ve merkez oyuncuların bindirmeleriyle gol atabileceklerini zaten biliyorduk. Şimdi Fenerbahçe'nin temel sorunu burası. Rakibi iyi analiz ediyor. Rakibin nasıl geleceğini biliyor ama çözüm bulamıyor. Bunu da nasıl yapacaksın? Daha çok çalışarak, daha yetenekli transferlerle. Onana 2 inanılmaz kurtarış yaptı. Kalecim o ana kadar kurtarış yapmamıştı ama Onana 10, 10 saniye içinde 2 imkansız kurtarış yaptı. Sonucu belirleyen Onana oldu. 20 kurtarış yapmadı ama inanılmaz 2 kurtarış yaptı. Samsun Spor maçında 2 öne geçtikten sonra pozisyonlar üretiyorduk. Çok net pozisyonlar kaçırdık. Şimanski, Ennesiri, Mert Müldür vardı. Hani 5 dakikayı 10 kişi oynadık. Bu da maçın gidişatını, duygusunu değiştirdi. Hani bir kişi eksik oynayınca geride kaldık. Sonrasında da geride kalmaya devam ettik. Şimdi dedim ya biz hani ağır eleştiriyoruz diye. Abi düşününce adam haklı. Harbi söylüyorum düşününce adam haklı. Orada o maçın duygusu değişti falan filan diyor. Haklı. Orada geriye bir yaslandım bir daha çıkamadım. Ama tabi bunlar bahane değil. Samsung maçına 2-1 öne geçtikten sonra pozisyonları üretiyorduk. Bak çok net pozisyonlar kaçırdık. Son dakika yediğimiz golü bu ligde sadece Fenerbahçe yer. Başka takım olsa o gol iptal edilirdi. Yani bu soruyu niye sordunuz? Bugün çok iyi olmamızın Türk basını yani herhalde bugün çok iyi olmamızdan dolayı Türk basını mutlu değildir. Ancak ben çok mutluyum. Manchester United gibi bir rakibe karşı 2 puan kaybetme hissiyatı iyidir. Demek ki iyi oynamışsınızdır diyor. Öyle değil mi? Yani Samsun'da yediğimiz gol sadece biz Başka sesi iptal olur. Bugün Türk basını çok iyi oynadığımız için mutlu değildir diyor. Yani belki de. Haklı. Değillerdir. bugün oynadığımız e, oyundan sonra Türkiye'deki rakiplerimiz korkmuş olabilirler diyor. Bence de korkmuş olabilirler. Şimdi bu saatte sonra mesela Okan Buruk Trabzonspor'a falan yanılıyor. Enteresan. Neyse Süper Lig'de United'tan daha alt seviye oynayan takımlara karşı Böyle oynarsak her maçı kazanırız. Yani United'a karşı oynarsak her maçı kazanırız. Gelecek maçlarda bugünkü oyunumuzu baz alacağız. Böyle oynarsak her maçı kazanırız diyor. Anladınız mı arkadaşlar? Haksız mı? Ya da ben size şunu söyleyeyim. Samsun maçını böyle oynasaydık alır mıydık? Hocam farklı alırdık. Göztepe maçını farklı alırdık. Galatasaray maçını farklı alırdık. Demek ki biz böyle oynamalıyız. Umuyoruz bizler bunun için çalışıyoruz. Avrupa Ligi'ndeki 3 maçta gayet iyi performanslar sergiledik. Böyle oynamak istiyoruz. Türkiye ligindeki rakiplerden daha iyi bir rakibe karşı oynadık. Doğru yoldayız. Yani bunun daha iyisini yapabiliriz diyor. Onanın yaptığı kurtarışları Türkiye'de yapacak kaleci yok. Garnacho, Rashford'un hızındaki kanatları Türkiye'de göremiyorum. Bugünkü oyunumuzu hani bir baz olarak kullanmalıyız. Pazar günü ligde bir maçımız daha var. Galibiyetle de devam etmek istiyoruz. İngiliz basını tanıyorum. Manchester United iyi oynamadı, şutu yoktu diyecekler. Ancak neden? Çünkü rakibi çok iyiydi. Oyuncularım tebriği hak etti diyor. Bak. Ben şunu söyleyeyim mi? Şimdi iyiydi öldür. Hakkını yeme. Yani sizlerin ne düşündüğünü tahmin edebiliyorum diyor. Onların 2 puanı vardı. 3 oldu. Ha bunlar için almış oldukları bir puan pozitif. Tıpkı Porto maçında olduğu gibi. Bizim gibi zor bir takıma karşı oynadılar. Onlar ne yaptığını doğru tahmin ettim. Zirkzi oynadı. Ardından Höylund oyuna girdi. Hatlar arasında Zirkzi'yi geldiğinde baskı yapıp yapmadığımıza baktılar. Baskı yapmazsak hatlar arasında bir ekstra oyuncular oluyordu. Yaparsak Rashford ve Garnacho için diagonal koşu alanı yaratıyorlardı. Stratejik açıdan iyiydi diyor. Bak. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi İsmail Kartal'ı severim, sayarım ama şu cümleleri İsmail Kartal'dan duyabilir miydik? Yani performansımız olağanüstü diyor. Kırmızı karta dahiydı zaten konuşmasını söyledik. Atladığım bir yer var mı? Harika performans, olağanüstü performans sergiledik. 10 ananın kurtarışları 3-4 günde ne değişti? Yani birkaç gün önce e, ne değişti diye. O da diyor ki hani 10 kişi oynadık 5 dakikayı. Maçın gidişatının duygusunu değiştirdi. O gol olsa da iptal edilirdi. Hani Manchester'a karşı bunu yaptık. Süper Lig'de de bunu yapmamız lazım diyor. Yani devam etmek istiyoruz. Bu oyunu devam ettirmek istiyoruz. Galibiyetleri devam ettirmek istiyoruz diyor. Oyundan mutluyum. Ee, takımın oyuna mutluyum. Tebriği hak ettiler diyor. Başka hani söylediği bir şey var mı diye bakıyorum. tebriyi ee, tebriği hak ettiler. 6 ay ceza alırım. Gördüğüm kırmızı karta itiraz edersem 6 ay ceza alırım. Sevilla ile oynadığımız finalden beri durum bu diyor. Penaltı hakkında bir şey düşünmüyorum. Hiçbir şey düşünmüyorum diyor. Bireysel performans değil takım performans konuşmak istiyorum. Takım çok iyi oynadı. En nesil de bunun bir parçasıydı. İki gol atmalıydı. O fırsatı yakaladı ama Ennesil'i geliyor diyor. Cenk Tosun için üzgünüm. Kendisi gerçekten harika çalışıyor. Ona hak ettiği dakikaları veremiyorum. Cekko'yu, Ennesil'i oynatıyorum ama Cenk'i oynatamıyorum. Bu durum için üzgünüm. Onun gibi çok iyi çalışan ancak forma şansı veremediğim oyuncular için üzülüyorum. Ama muhakkak zamanı gelecektir diyor. Bak ben bu cümleleri merak ediyorum. Cenk Tosun'u mesela Oğuz Aydın'ı merak ediyorum. Cenk Tosun'u. Burada bu denk geldi. Bunu söyledi. Mazru ile ilgili e, hani bir sürpriz olabilir. Ama bizim için değil. Çünkü Amrabat 10 numarada oynayabileceğini söyledi. Bir Bruno değil ama tekniği var. Oldukça iyiydiler. Maçın son bölümünde pragmatik davrandılar. Risk almadılar diyor. Alsalardı. Hani sizlerin ne düşündüğünü anlayabiliyorum. hani Onların puanı 2 vardı. 3 oldu. Hani bunlar için aldıkları bir puan pozitif olayını zaten söyledik. Konuştuk. Şimdi Amrabat'ın açıklamaları var. Harika oynadık, galibiyet kaçtı diyor. Şimdi buna çok derinlemesine girmeyeceğim. Buna çok derinlemesine girersem sıkıntı olur. Çok uzar. Ama e, kısa, net olarak söylemek lazım. Bunu net olarak söylemek lazım. Amrabat'ın konuşmalarını olabildiğince kısaltacağım. Öncelikle harika atmosfer için taraftara teşekkür ediyor. Maçın başından sonuna kadar desteklerinden dolayı onların sayesinde Yoğunluğumuzu iyi gösterdik sağda harika bir maç çıkardık takım olarak ilk yarı çok fazla fırsat kaçırdık ve bu gollerle birlikte galibiyeti de kaçırdık. İkinci yarıda rakibimiz biraz daha iyi oynadılar ama çok şükür Avrupa'daki 3. maçımızı da kaybetmemiş olduk. Hani motivasyonumuzu kaybetmeyiz diyor kısaca. Düşününce arkadaşlar hakikaten Fenerbahçe Avrupa'daki 3. maçından da yerilgisiz yoluna devam ediyor bu grupta. Cikun. Hocam benden sol bek ya da sağ bek oynamamı istiyorsa ben de memnuniyetle yerine getiririm. Elbette benim tercih ettiğim pozisyon stoper. Ama söylediğim gibi hocam başka bir görev verirse ortada oynarım. Samsun maçından sonra takım olarak bir reaksiyon koymamız gerekiyordu. İlk iyi bir performans sergilediğimizi söyleyebilirim. Ne kadar pozisyonda bulsak devreye maalesef 1-0 geride girdik. Ancak oyunumuzu oynamaya devam ettik. Vazgeçmedik. 1-1'i bir bulduk. İkinci yarıda kazanabilirdik. Galibiyeti getirecek pozisyonlara girdik diyor. Şimdi çok değerlendirme yapabiliriz. Erikten Ten finalde karşılaşmak güzel olur demiş. Ee, şimdi onu da uzun uzun söylersem küfür edersiniz bana. Yani anlatmış maçı. Hayal kırıklığı yaşadık. Hani i̇ki zor maçtan çıktık. Ee, i̇ki puan aldık bu maçlardan. İlk gol atmamıza rağmen hatalı gol yedik. Bizim için basit bir gol. 2-0 yapma şansını yakalamıştık. Hayal kırıklığı yaşadık diyor. Ugarte'nin bizim nasıl oynayacağımızı daha iyi öğrenmesi gerekiyor diyor. Fenerbahçe ile finalde karşılaşmak güzel olurdu. İlk yarıda topa daha çok hakim olmamız gerekiyor. Defans yaparken ne zaman pres yapacağımızı ayarlamamız gerekiyordu. Biz sonuca sonuçta iki zor deplasmandan çıktık falan filan diyor. Yani uzun lafın kısası. Adam iyi yırttık diyor. Onun dışında Fred iyi maç çıkarttık. Sonucu istediğimiz sonuç, sonuç değil. Daha fazla gol atabilirdik. Kalecileri iyi kurtarış yaptı. Hani kalecileri iyi kurtarış yaptı. Her geçen gün üstüne koyuyoruz. İlk daha iyi sonuçlar almalıyız. Bu sonuçlardan dersler çıkarıp yolumuza devam etmeliyiz diyor. Ee, çok da artık girmeyeceğim arkadaşlar. Ben şimdi size birkaç tane detay vereceğim. Mesela dürüst olun. Kadıköy'de bir puan aldık diye sevindin mi? İki puan kaybettik diye üzüldün mü? Bu enteresan bir olay. Fenerbahçemiz aldığı beraberlikle UEFA katsayı puanlı 40 bine yükseltti ve 45. sıraya çıktı. Bunu maçtan sonra da söyledim. Şimdi yine söylüyorum arkadaşlar. UEFA ödül sıralaması. Ödülleri alırken para ödüllerini. Bunların hepsi etki edecek. Yani parasal olarak bunlar etki edecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, artı para olarak bu bize dönecek. E, ödül alınırken böyle bir olay var. Amrabat ya da gol amrabat diyelim. Yani futbolcularımızın sevinçleri, mutlulukları hepimizi mutlu eden şeyler. Ama 45. sıraya gitmek parayı arttırıyor. Serkan Akkoy. Bugün Ciku çok iyi, yürekli oynadı. 7 tackle, 17'de 11 ikili mücadele 5 pas arası. Sabek fikrini ilk yazan yorumcuyum izleyince bir kez daha ikna aldım. Mert'ten daha iyi Sabek. Totalde Garnaccio'yu ezdi bence kullanılmalı demiş. <laughs> Bak Ciku sezonun başından beri kötüydü. Bu maç iyiydi. Onu da söyleyeyim. Avrupa'da Fenerbahçe'miz UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçta elde ettiği bir galibiyet, iki beraberlikte kasasına 750 bin euro ödülü koydu. Çok güzel bir para. Oğulcan Akçe, Fred Şimanski'nin yarısı kadar konuşulmuyor ama feci durumda. Bence dip yapmış durumda. Fenerbahçe'nin oyun akışını inanılmaz etkiliyor demiş. Bunu ben dediğim zaman dalga geçiyorlardı benimle. Diyorlardı ki ya saçmalama. Bak ben Haftalardır aynı şeyi söylüyorum. şimanski kötü değil diyorum. Bak Fenerbahçe'de oyun kötü niye gözüküyor biliyor musunuz? Diyordum. Sağ bek, sol bek ve fret. Sağ bekin kötü. Sol bekin de kötü. Fret de kötü. Yani Osterwolde'den de bahsediyorum. Sakatlamadan önceki. Şimdi fret istediğimiz gibi olmazsa iyi oynadığımızı düşünelim. Her geçen gün üstüne koyuyoruz diyor. Hani ligde de daha iyi sonuçlar almalıyız diyor. Bunu da söyleyeyim. Ennesir'in göstermiş olduğu performansa 10 üzerinden kaç verirsin diye bir anket yaptım. <laughs> Güzel bir anket. Aslında buna da iyi bir tepki geldi. Ben de buna sevindim açıkçası. Şimdi Fenerbahçe'nin kalan maçları sırasıyla Azi Akbar deplasmanı 7 Kasım. Slavya Pırak deplasmanı 28 Kasım. 2 de 2 yapar. 2 gol atarsak. Bak 2 gol atarsak ciddi bir avantaj elde ederiz. İki galibiyet elde desek, ne iki gol ya. İki galibiyet elde edersek mükemmel avantaj elde ederiz. Mükemmel. Çünkü eee arka arkaya iki galibiyet senin 5 olan puanını 11 yapar. 11 puan Fenerbahçe'yi var ya ilaç olur ilaç. Şu anda rakiplerin e, puanları falan çok enteresan. Yani e, ak belli değil, kara koyun değil. Ama arka arkaya iki deplasmanım var. Bak çok garip. Şuradan 4 ya da 6 puan alırsak mükemmel olur. Niye? Arka arkaya iki maç evimizdeyiz. Atletico Bilbao ve Lyon'la evimizdeyiz. Çok enteresan değil mi? İki zorlu deplasman, iki zorlu maç evimizdeyiz. Midland'la da deplasmandayız son maçta. Ama o maça kadar Midland bence çıkmayı garantiler. Bilbao'da, Lyon'da çıkmayı garantileyebilir. Yani avantaja da çevirebilirsin. Dezavantaja da çevirebilirsin. Bu Fenerbahçe'nin elinde kalan maçlardan yani 5 maçtan alacağımız 10 puan ve üzeri bizi üste çıkartır. X8'in içinde bitirmemiz için de 15-16 lazım gibi duruyor. Ama millet birbirini kıracak. 7 Kasım, 28 Kasım, 11 Aralık, 23 Ocak, 30 Ocak. Yani maç planlaması da çok enteresan. O 23 Ocak, 30 Ocak var ya takımlar orada güçten de düşebilir Transfer de yapabilir sakatlıklarda verebilir form grafiği de düşebilir İlginç yani <laughs> ya o acaba dedim sizce hani, o sahi gerçekten sakatlandı mı sözleşmesel bir şeyler mi diye birçok kişi sözleşmesel olduğunu düşündü ama Mourinho açık açık dedi 12'de dedi hani sakatlık değil sözleşmesel de değil ama dedi böyle böyle o sayı gelecek sezon burada mısın? Bilmiyorum bana bağlı değil diyor. Yağız Sabuncuoğlu da bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki ee, o sayeden transfer açıklaması. Ya Sabuncuoğlu demiş ki arkadaşlar 2,5 milyon euro maaş isteği devam ediyor. Fenerbahçe ile henüz bir anlaşma sağlamış değil. Hani Fenerbahçe'nin olması olmaz değil. Henüz resmi bir durum yok. Süreç devam ediyor demiş. Yanlış anlamasına 2,5 milyon euroyu da kimse vermez. O sayı 2,5 milyon euroyu hiçbir e, salak vermez. Açık açık söylüyorum. Çok da umutlanmasın. Ha, en nesil konusunda seviniyorum, mutluyum. Yani Bugün, daha doğrusu dün ne dediysem kurulu şey gibi çıktı. Bize şimdi ne lazım biliyor musunuz? Bize şimdi 6 puan lazım. Bodrum'u yenip Trabzon'u yenip 6 puan almamız lazım. Ne yapıp edip? Alt alacağız. 6 puanı aldıktan sonra işte iş orada değişir. 6 puandan sonra işin boyutu değişir. işin rengi değişir. Takımın çehresi değişir. Takımın ahengi değişir. Şimdi bize sadece bu lazım. Kırgınlıklarımızı atalım kenara. Evet ben de kızgınım. Ben de üzgünüm. Ben de Fenerbahçe'ye karşıyım. Hani hiç beklemediğim puan kayıpları yaşadık. Zorumuza giden işler oldu. Doğru ama başka Fenerbahçe yok. Durumlar bunlar arkadaşlar. Sizlerden ricam herkesin gazına gelmeyin. Herkesin her dediğini doğru kabul etmeyin. Herkes iyiliğine konuşmuyor maalesef. Bunu bilin. Herkes iyiliğine konuşmuyor. Benim söyleyeceklerim, aktaracaklarım bu kadar. Bir beğeni çok görmeseniz sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar.